Efendim tekrar merhabalar, iyi akşamlar. Ana habere devam ediyoruz. Bu ikinci dilimde de değerli bir konuğum var. İyi Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldız Tekin bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Artık son 12 gün heyecanda, evet. Dorukta, Kocaeli'de nasıl bir atmosfer var? 31 Mart'a nasıl gidiyor? 31... O seçim heyecanı, o yarışı Kocaeli'deki biraz anlatır mısınız bize? Heyecan yüksek oldukça. Biz parti olarak çok ciddi çalışıyoruz şu anda. Ciddi bir enerjimiz var sahada. Tahmin ediyorum 31 Mart'ta farklı sonuçlar çıkacak Kocaeli'de, öyle düşünüyorum. Dolu dizgin çalışıyoruz, bunu söyleyeyim. Sonuçları hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdi Kocaeli AK Parti'nin aslında güçlü olduğu bir yer. Evet. Geçen 2019'daki seçim sonuçları %55 ile almıştı Kocaeli, evet. AK Parti. İyi Parti'nin o zaman oyu %32 idi ama burası ittifak da vardı değil mi ittifak o zaman? Var. Evet. Şimdi ittifak yok ve herhalde her partinin de adayı var galiba. Bütün partilerin adayı var. Aşağı çoklu bir adayla giriliyor. Çoklu tabii bunun avantajı var, dezavantajı var. Bizim hür ve müstakil Türkiye'nin önüne bir yol koyduk, üçüncü yol olarak. Şu anda ciddi çalışmalarımız var. Bu geçmiş dönemdekiyle kıyaslanamayacak şekilde sonuçlar ortaya çıkacak 31 Mart'ta. Ve o da önümüzdeki genel seçime doğru Türkiye'nin aslında gideceği yolu belirleyecek. Biz herkese başarılar diliyoruz. Kendimiz ciddi çalışıyoruz. Siyaset adamı değil, devlet adamı gibi davranıyoruz sahada. Partimiz Kocaeli'de iyi bir sonuç alacak. Şimdiden söyleyebilirim inşallah. Evet. Şimdi çok yoğun çalışıyorsunuz. Öyle bir temponuz var. Çarşıda, pazarda, her yerdesiniz. Ne duyuyorsunuz diye sorayım mı? Yani vatandaştan ne duyuyorsunuz? Beklenti ne, istekler ne, gereksinimler ne? Vallahi şunu söyleyeyim. Bir defa şehirlerimiz hasta. İnsanlar yorgun, umutsuz, yılgın, bitkin, bıtkın. Siyasete karşı ve siyasetçiye karşı hiçbir güven kalmamış. Tahmin ediyorum sahada %11 apolitik insanlar var. Umutsuzluk besliyorlar Türkiye siyasetine karşı. Sahada daha çok siyasete karşı işte empatinin yapılmadığı, insanları anlamaya çalışılmadığı, eleştiriye yer verilmediği şekilde insanların bir stresi var. Ve özellikle de ekonomik konuda sahada ciddi sıkıntılar var. Esnafta, şehirlerde, yapılaşmada birçok konuda şehirler gerçekten hastalıklı şekilde şu anda. Bunlara ciddi bir şekilde yüksek enerjiyle çalışacak adaylar ve yenilikçi insanlar lazım diye düşünüyorum ben. Sahada gerçekten büyük sıkıntılar var. Psikolojik olarak, sosyolojik olarak çatışmalar var. İnsanların arasında büyük ayrımlar var, kutuplar var. O yüzden ben ilk başladığımda siyasete Kocaeli'de şöyle bir şey düşündük arkadaşlarımızla. Yani en önemli şey Marmara'da, tabii bu konuya şu anda geçmeyelim ama Marmara'da kentsel dönüşüm, Kocaeli'de de ama zihinsel dönüşüm bundan da önemli. Yani bunları tespit ederek şu anda yolumuza devam ediyoruz. Tabii bizim projelerimiz var ama bu projeler inşallah belediye başkanı olursak belki sadece başlangıç olacak. Daha büyük projeler uzmanlarla yapmak gerekiyor. Ama öncelikle sahayı sosyolojik ve psikolojik, ekonomik olarak toparlamak gerekiyor. Yani zaten o sahadan duyduklarınızla gelişiyor değil mi o projeler? Tabii yani ki, sizin zihninizde, sizin Kocaeli'nin beklentilerine dair bazı projeleriniz, çalışma alanlarınız olabilir ama o sahada her duyduğunuz belki o çalışmaları geliştiriyor. Ya şöyle şimdi biz tabii projeleri daha konuşacağız ama sahada şehirlerin ihtiyaçları belli zaten. Ulaşımla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bütün ilçelerde, birçok ilçemizde mesela kapalı otopark, mesela çağdaş kentlerde bunların olması lazım. Kapalı otopark sorunu var, bütün kapalı pazarlar sorunu var. Ulaşımla ilgili, planlamalarla ilgili, imarla ilgili çok sorunlarımız var ama bunların dışında milletimiz şu anda bir yokluk içinde. Daha çok sosyal projelere yönelmemiz gerekiyor ama milletimiz aynı zamanda da onurlu bir millettir. Bunları böyle yoksul düşürüp sonra bunlara bir şeyler vermeye kalkmak aslında insanımız için bir ölümdür, üzüntüdür. Devletin bunları çözmesi lazım. Biz de baktığımızda Kocaeli'de bundan dolayı öncelikle sosyal projelere inşallah önem vereceğiz. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Şehrül Emin dediğimiz belediye başkanları, bir insanımız bile dertli ve açken evine korumalarla birlikte baş dik bir şekilde gitmemeli vicdan sahibi insanlar. Geldiğimizde kollarımızı sıvayacağız. Bir insanımız bile dertli olmaması için mücadele edeceğiz inşallah. Kocaeli'nin çünkü çok büyük kaynakları var. Şimdi sosyal projelerden başlayacağım diyorsunuz ama şimdi Kocaeli deyince tabii çok acı bir tecrübe yaşamış bir şehir. 99 evet. depremi.
Dolayısıyla aynı üzüntülerin, aynı felaketlerin bir daha yaşanmaması için oradan bir ders alınması ve kesinlikle yeni bir şehircilik anlayışına herhalde gidilmesi gerekiyordu. Şimdi tabloyu bize bir anlatır mısınız, bir özetler misiniz şu andaki durumu? Sonrasında da siz bu dirençli bir, yani felaketlere evet, karşı dirençli bir evet, Kocaeli yaratmak için sizin projeleriniz. Bu çok önemli. Türkiye'de biliyorsunuz veya da bu insanlık da böyle 20-21 gün içinde unutuyor her şeyi. Aslında biz en yakın zamanda büyük bir deprem yaşadık. Bunları söylerken tabii eleştiri gibi alıyor ama insanların can pazarı yaşadığı yerler burası. Kocaeli'de yaklaşık 24 yıl önce bu deprem oldu. Şu ana kadar baktığımızda gerçekten her şey ortada yapılan işler, kentsel dönüşümle ilgili veya da işte güçlendirmeyle ilgili çok önemli adımlar atılmadı. Geçen de mevcut başkanımız burada konuktu, ben dinledim. Gerçekten üzüntülüydüm. 160 bin bağımsız konutun halk diliyle söylüyorum çürük olduğunu söyledi. Yani hasarlı olduğunu söyledi. Şimdi buradan 160 bin konutun 3'te 1'i yıkılsa 200-250 bin insanın canı şu anda tehlikede. Şimdi biz bununla ilgili 3 boyutlu çalışmamız var. Bu çalışmalardan en önemlisi tabii şu anda deprem olduğunu düşünmemiz lazım öncelikle. Yani bugün deprem olsa bugün biz kentsel dönüşümü hemen yapamayacağız. Ne yapmamız lazım? Mesela toplanma bölgesi Kocaeli'de ilçelere baktığımda gerçekten yok. Toplanma alanı. Yani yok, yani burada böyle küçücük parkları sıkıştırıyorlar ama bu olmaz yani. İnsanlar şu anda 500 bin nüfuslu Gebze var, Kocaeli merkez var. Burada bir deprem olduğunu düşünelim, insanlar aşağıya indiği zaman nerede kalacaklar, nerede barınacaklar? Bunlar lavabo ihtiyaçları nerede giderecekler? Biz öncelikle toplama bölgelerini süratle inşa etmemiz lazım. Bütün ilçelerde bunu yapacağım. İkincisi, bu deprem olduğunda AFAD Kocaeli merkezde tek bir yerde var AFAD ve yetersiz. Şimdi Kocaeli 3 bölgeye ayrılmış durumda, 12 ilçe. Şimdi köprülerin ve yolların hasar aldığını düşünürsek, bugün Hatay'da, Maraş'ta bu yaşandı. İnsanlar müdahale edecekti ama gidemediler, ulaşamadılar mevcut alanlara. Şimdi biz başkanlığım geldiğimiz günden itibaren Kocaeli'nin 3 bölgesinde AFAD merkezleri kuracağız ve insanımız çok yardımsever biliyorsunuz. Maraş'a, Hatay'a herkes makinesini, ağır makinelerini alıp yardım etmek için gitti ama şehirlere girilemedi. Biz bunların envanterini çıkaracağız. 3 bölgede AFAD merkezi kuracağız ve burada gönüllüler esasına göre de çalıştırıp en az 30 bin kişiyle burada bizim hazır olmamız lazım. Hastanelerimiz nasıl olacak? Elektrik gittiğinde nasıl ihtiyaç olacak? Bir defa bizim bir deniz hastanesi oluşturmamız lazım gemilerde. Çünkü burada böyle bir ihtiyaçta bunlar belki itopik gelir ama insanların çoluğunun çocuğunun hayatı söz konusu. Ben bunu gelir gelmez birinci iş olarak bunu yapacağım. Dönüşüm olarak da Kocaeli'de ilk etapta 160 bin hasarlı konut varsa ki tespit edilmiştir başkan söylediğine göre, biz bunu 3'e bölmemiz gerekiyor süratle yapmamız için. 160 bin konutun 3'te 1'ini bir defa Kocaeli'nin çok büyük imkanları var. Kocaeli'nin devlete ihtiyacı kesinlikle yok. Kocaeli'nin yaklaşık iştiraklarla birlikte yaklaşık söylüyorum 40 milyar gibi yıllık bütçesi var. İlçelerin de çok büyük bütçeleri var. Yani sanayi şehri, turizm şehri, ticaret şehri, deniz şehri çok çok mükemmel bir şehir. Ve dağı var, denizi var. Biz burada her ilçede 5 bin sosyal konut yapacağız inşallah. Bu sosyal konutları ağır hasarlı olanlar öncelik vermek kaydıyla buralara taşımamız lazım, şehirlere açmamız lazım. 5 bin konutu her ilçede olmak üzere 60 bin konutu ilk 5 yılda yapacağım ve insanlara teslim edeceğim. Ve insanlar dar gelirli insanların alabileceği şekilde olacak. Tefe tüfe kesinlikle uygulanmayacak. Bugün TOKİ'nin yaptığı işte tefe tüfeyle insanlar ödeyemez durumda şu anda bu paraları. Bunu 5 bin konutu da güçlendirme yaparak kurtarabiliriz. Ben kendim inşaatçıyım, biliyorum bunu. 5 bin konutu da yerinde dönüştürerek yapabiliriz. İnsanlar komşusunu, evini, mahallesini terk etmeyecek. Ve bunlar çıkarken bunların kirasını belediyenin ve devletin karşılayacak. Ceplerine hiçbir şey çıkmayacak. Bulunduğu alanlarda yani rezerv alanlara, şimdi çok son dönemlerin bir tartışması var ya, rezerv alanlara taşınma gibi. Şimdi o çok sıkıntılı bir iş. Yani bunu insanların rızasıyla yapmanız lazım. İnsanların rızası olmasa mahallesinden taşımak baskı. Biz bin yıllık ecdadın torunları olarak kesinlikle bir insanın rızası olmadan bunu yapamazsınız. Bu da yapılabilir. Şehirlerin ulaşım sorunu çözmek için Kocaeli'de büyük ulaşım sorunu var. Şu anda girişte tıkanıyor. Mesela şehrin girişi bile yok. Bunu şehirleri yayarak, rezerv alanlarına yayarak yapabilirsiniz. Çünkü ama bunu uzlaşıyla. Uzlaşıyla. Ben kesinlikle bir vatandaşımız bile
burada eğer rezerv alana gitmek istemezse götüremezsiniz. Ama şu olabilir, imar düzenlemesiyle eşitlik, adalet ve hukuk çerçevesinde herkese eşit davranırsanız siz bu işi çözersiniz. Binaların yüksekliği öldürmüyor, deprem öldürmüyor. Çürük binalar öldürüyor. Siz bir kat, iki kat verirseniz, yükseklik verirseniz insanlar hiç para harcamadan burayı dönüştürebilirler. Bunu biz yapacağız. Gelir gelmez, bakın Kocaeli halkı bunu bilsin. İrademi ben koyuyorum bu işe. Geldiğimde ilk 5 yılda dönüşüm işi bitecek. Bak üçe bölerek bitireceğiz biz bunu. 60 bin konut yapılacak sosyal konut. İnsanların ödediği paralarla yapılacak zaten. Ucuz konut yapacaksınız siz insanlara. Sosyal konut. Evet sosyal konut ama sosyal konut ama bugün... Bunun finansmanı peki nasıl sağlanacak? Finansmanı vatandaş ödeyecek zaten bunu. Şu anda 1,5 milyon bandında bir maliyeti var. Hı hı. Vatandaş 300-400 bin TL ödeyerek buna yazılabilir. 18 ayda yapar teslim edersiniz. Gerisini kira öder gibi ödeyebilir. 60 binini de güçlendirme yaparsanız kalanı yerinde dönüştürürsünüz. Bunu hepsini yerinde dönüştürmeye kalkarsanız bunu başaramazsınız. Şu anda mevcut belediye, geçen burada açıkladı, 2000 konut yapmış. Bunun da çoğusu dönüşümle ilgili değildir. Dönüşüm işi, deprem riski Kocaeli'de, Marmara'da çok önemli. Herkes çocuğunun yüzüne baksın, gözlerinin içine baksın. Bakın hepimiz bu tehlikedeyiz. Biz Maraş'ta Hatay'da bir baba enkazın başında çocuğu kızı içeride. Kızı içeride bağırdı babacığım kurtar diye. Kişi baba da dışarıda bekledi ve kız çocuğu öldü. Şimdi bir o baba yaşıyor mu sizce? Bakın bu depremlerin, bu tür felaketlerin travmaları büyük. Sosyolojik, psikolojik, aileleri yıkıyor, insanları yıkıyor. Buna devletin düzgün el atması lazım. Ben Gence Yıldız Tekin olarak Kocaeli'de bu işi yapacağım. Bu işi başaracağım, herkes bilsin. Başaracağım ben bunu. Kocaeli'nin çok büyük bütçesi var. Biz kıt kanaat kaynaklarla işleri kurmuş, yürütmüş insanlarız. Yine söylüyorum devletin büyük parası var. Bu paralarla yapılabilir bu işler. Eğer seçilirsem diyorsunuz bir kere bu kentsel dönüşümden, binaları güçlendirme olayından başlayacağım hemen. Evet hemen. Gerekli imar planı altyapısından ve sonrasında da inşaatlar. Tabii birinci işimiz bizim kentsel dönüşüm ama bundan önce işimizde yoksulluk var şu anda. Şimdi onu soracaktım. Evet, yani kentsel dönüşümle paralel yürüyecek olan bir de sosyal projelerden bahsettiniz. Bakın bizim zihinsel dönüşüm dediğimiz gelir gelmez bugün artık bakın toplumda yani bileşen birleştirici siyasetçilere demiyorum bakın siyasetçi Türkiye'de çok devlet adamı niteliğinde siyasetçilere ihtiyaç var. Zihinsel dönüşüm dediğimiz insanlar bugün biz sağda dolaşıyorum. Biz düğünde, cenazede, işte bir önemli toplantılarda partili arkadaşlar birbirininle göz göze gelemiyorlar. Bu çok acı bir şey. Ya biz hayırda yarışıyoruz. Neden bu şekilde peki birbirimize davranıyoruz? Ben şunu öneriyorum. Ben diyorum ki arkadaş biz arkadaşız. Bu şehirde yaşıyoruz hep birlikte. Siyasetimizi yapalım, doğruları söyleyelim, kazananı da tebrik edelim. Ben kesinlikle siyasette şunu yapacağım sahada. Bir defa siyaset yapacağım da ırkçılık yapmam, yaptırmam. Aşırı bölgecilik yapmam, yaptırmam. Mezhepçilik yapmam, yaptırmam. Partizanlık, toplumu bölen, bitiren, bereketini yok eden, bu toplumu israf yaptıran, yapan aşırı partizanlıktır. Partizanlığı bu topraklardan kaldırmamız lazım. Bir de bu toprak şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda liyakat ve adalet gelirse biz güllük gülistanlık oluruz. Orada sosyal projelerimize geçeceğiz. Sosyal projelerimiz bizim nedir? Bir defa tekrarlıyorum. Bugün emeklilerimiz ve vatandaşımız, ev hanımları çoğusu büyük stres içinde, sıkıntı içinde. Hepimiz biliyoruz. Para hiçbir şey yetişmiyor şu anda. Enflasyon var, faiz var. Borsa var. İşte bunlarla ilgili döviz olayıyla ilgili bir çemberin içinde insanlar finans eğitimi alması lazım ki belki bu hayatı yetirebilsinler. Yani para neyin ne yeteceği belli değil. Emeklilerimiz çok sıkıntı içindeler. Bir defa emeklilere veya da halk ekmekle ekmek satmak, insanları o kuyruklarda bekletmek, saat 5'te mesela insanları görüyorsunuz yaşlı amcalarımız saat 5'te bir kilo et almak için gidiyorlar. Çok acı bir şey. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Bu devletin ayıbıdır. Biz bunu, bu destekleri yapacağız ama bizim en büyük dileğim ve umudum devletimiz bu tabloyu ortadan kaldırması. Emeklilerimize gelir gelmez asgari ücretin altında maaş alan emeklilerimize 3800 TL destek vereceğim her ay. Bütün emeklilere. Asgari ücret altında. Asgari ücretin altında maaş alanlara. Halk ekmek, bütün ilçelerimizde gezici halk ekmek 4.60'tan ekmek satacağız biz.
Bakın yine söylüyorum, bunu milletimize reva görmek aslında utanç verici. Üzülüyorum, kahrediyorum bunu söylerken. Ama geçici bir süre, bin yıllık devletimiz normal kodlarına geldiği zaman bunu çözecektir. Yeni evlenen çiftlerimize 38.500 TL destek yapacağız. Bakın gençlerimiz... Hibe bunlar değil mi? Hibe. Hibe. Neden? Bakın gençlerimiz kariyer planlaması yapmadan önce evlenme planı yapamıyor çocuklar. 1 milyon gibi bir rakam çıkıyor şu anda. Bu çocuklarımıza yazık, umutlarını kaybettiler. Bak ülkemizi terk ediyorlar. Biz devlet olarak bir defa bu yarayı kapatmak için bizim bunu yapmamız şart. Yani toplumun geleceği için. Yine 7/24 bütün ilçelerde kreş oluşturacağız biz. Çünkü annelerimiz, çalışan annelerimiz var veya da işte evinden çıkamıyor insanlar. Çocuklarına devletin bakması lazım. Yine şöyle söyleyeyim, çocuk köyleri kuracağız bütün ilçelerde şart. Çocuk köyleri. Çocuklarımız çok kapalı kalıyor. Bakın bizim de çocuklarımız var. Şu anda yani uzak bölgelerde böyle parklar yapılıyor ama parklarda çocuklar aradığını bulamıyorlar. Çocuk köylerimizde o köy hayatını, köydeki işte o hayvanları dahil yaşayabileceği şekilde, orada eğlenebileceği şekilde, yani onun psikolojisine de iyi gelebilecek, terapi olacak şekilde çocuk köylerini müthiş bir şekilde şehir merkezlerine yakın inşa edeceğim. Çünkü çocuklar hepimizin çocukları, benim de çocuklarım var. En iyi hizmete, en iyi şartlara layıktır bizim çocuklarımız. Onun dışında emekli ve öğrencilerimize ücret tamamen ücretsiz, ulaşım ücretsiz olacak. Emekli ve öğrencilerimiz, evet, ulaşım. Ya indirimli değil, ücretsiz. Ücretsiz. Bakın bunu herkes duysun. Kocaeli'nin çok büyük kaynakları var. Bak sanayi kenti, devlete ihtiyacı yok. Kocaeli'de şu anda metro ve tramvay yok denecek ölçüde. Metro 4 ilçede Gebze Darıca'da yapıldı ama bitmedi. Bakın bu metro hiç devlete, bakanlığa ihtiyaç kalmadan bitirilebilir. Ben geldiğimde söylüyorum, eksik olan metroları ilk bir yılda bitireceğim. Ondan sonra da 4 ilçeyi Sabiha Gökçen'e hızlı bir şekilde bağlayacağım. Kocaeli metrosunu da Cengiz Töpel Havaalanı'na bağlayacağım. Peki bütün finansman hazırlandı mı? Finansman var efendim. 40 milyar gibi bir para var. Ben burada sadece devlette şu gerekli, israf önlenecek. Bakın Esra Hanım, çok önemli şeyler söylüyorum. Bakın bütün hayatın gizemi birkaç kelimede gizlidir. İsrafı önleyeceğiz biz. Şeffaf çalışacağız. Bakın sokakta gittiğimde herkese bunu anlatıyorum. Şeffaf çalışacağız, israfı önleyeceğiz biz. Emanete ihanet yapmayacağız, yaptırmayacağız. Kaynaklarımıza sahip çıkacağız. Ve hocalarımızla, uzmanlarımızla, bir belediye başkanı tek başına, hiçbir belediye başkanı şehri yönetemez. Belediye başkanının bir okulu yok ki, üniversitesi yok ki. Yani kaç tane müdürlük var, daire başkanlığı var, uzmanlarla yönetirsiniz. İsrafı önlersek, şeffaf çalışırsak, denetlenebilir bir belediye kurarsak, Türkiye'de örnek bir belediyecilik yapacağım. Bak bunu herkes bilsin. Bakın herkes her işi yapar ama ya birisi bir ananın çocuğu çıkar bambaşka yapar. Bambaşka yapacağım, o kaynakları bambaşka kullanacağım Türkiye'de Allah'ın izniyle. Hiç bunu herkes bilsin ve ben yüreğimle bunu konuşuyorum. Ağlayarak konuşarlar, ağlayarak dinler insanlar anlar. Ben bunu ağlayarak söylüyorum. Ülkemizin her şeye, her şeyi var. İsraf yapmayacağız, yaptırmayacağız. Ben belediye meclisinde verdiğimiz kararlar, yaptığımız ihalelerin hepsi canlı olacak. Ve bunların şeffaf denetlemesi, denetlemesi muhalefetteki arkadaşlarımızın meclis üyeleri yapacak. Ben akçeli işlere ne kendimi tartıştırırım, ne çocuklarımı tartıştırırım. Annem babam da tartışırmadı, benim de çocuklarım, ben de tartıştırmam kendimi. Açık ve şeffaf. Bunu yaptığınız zaman inanın ki oradaki parayla her şeyi yaparsınız. Çünkü büyük bir şehir, büyük kaynaklar var. Devletin kime yardım etmesi lazım? Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelere yardım etmesi lazım. Kaynak yok, gelir az. Biz aslında burada diyorsunuz Kocaeli'de yani öz kaynaklarla bunları yapabiliriz. Kesinlikle. İlçelerde bakın bir Gebze Belediyesi'nin 3 milyar eski parayla 3 katrilyon bütçesi var. Ya 2 katrilyon da biz üstüne koyacağız. Gebze'de kapalı otopark, pazar, ulaşım, viyadük sorunu kalabilir mi? Kalamaz ki. Şehirler karanlık olabilir mi? Gebze mesela karanlık şehir. Birçok ilçemizde şu anda gittim, kan ağlıyor insanlar. Şehirlerimiz gece karanlık oluyor. Aydınlatma yok. Aydınlatma yok. Yok. Şimdi biz kadın ve genç girişimcilere 200 bin TL hibe vereceğim ben. Bakın bu toplumun evlatları, kadınları girişimcidir. Kadın girişimcileri. Kadın ve genç girişimcileri. Genç girişimcileri. 200 bin TL hibe vereceğim. Bakın köylülerimize sesleniyorum. Mahalle yaptık biz. Bakın organik tarım diyoruz.
Bugün köylerimizi yok ettik biz. Organik tarımda bütün köylerimize 2 adet büyükbaş hayvan hibe yapacağım. Ve burada neden yapıyorum bunu? Herhalde yem desteği de. Yem desteği yapacağız. Bakın ilaç, gübre ve mazot desteği, yakıt desteğinin %50'sini biz karşılayacağız köylümüzün. Neden? Köylülerimiz daha bundan sonra terk etmesinler köyleri. Çünkü şehirdeki insanlar da organik beslensinler. Onlar üreteceği sebzeyi, meyveyi ve hayvan üreteceği ürünlerin hepsini 12 ilçede kuracağımız satış merkezleriyle köylerimizden direkt alıp satışını biz yapacağız. Köylümüzün satma problemi kesinlikle olmayacak. Bakın buradan söylüyorum. Alım garantili. Alım garantili. Alım garantili. Kesinlikle köylerimiz bizim başımızın tacıdır. Bu milletin efendisidir. Kesinlikle sahip çıkacağız. 15 bin öğrencimize Kocaeli'de 5 bin TL destek vereceğiz. Bu yıllık destek mi? Evet. Yıllık. 5 bin TL aylık. Hayır, aylık 5 bin. Aylık. 5 bin TL destek vereceğiz. 15 bin de ilk orta dereceli öğrencilerimize 2500 TL destek vereceğim ben. Bunları neden yapacağım? Bakın annelerimiz, ev hanımları, anneler, babalar çocuklarıyla sıkıntı içinde şu anda. Ben üniversite gençliğinin içine gittim, şunu söylediler. Abi diyorlar, abi dediler. Bakın bizim hayatımız 3 yerde geçiyor. Mentali bozuk çocukların. Okul, iş, ev. Çalışıyor çocuklar, geçinemiyoruz diyorlar. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Şimdi biz yol, köprü hepsini yapacağız. Bakın ben Kocaeli merkezde, Kocaeli'de büyük bir proje başlatacağım geldiğimde. Kocaeli merkezde kordon boyu ve Seka Park'ın olduğu kısma büyük bir marina yapacağım. Bir defa Kocaeli'nin dönüşmesi için. Başarılabilirse uzmanlar çalışıyor. Kocaeli merkezden geçen karayolu E5 ve tren yolu yer altına alınacak. Orayla denizi birleştireceğim. Birleştireceğim. Şehir o kadar mükemmel olacak ki. Cengiz Topal alan bölgesinde de 12 ay devam etmek üzere bu Fransa'da, Almanya'da olduğu gibi fuar merkezleri açacağız. Son bir dakikamız kalmış. Fuar merkezleri. Yönetmenim uyarıyor. Şimdi bizim tabii doldu. Ben Çanakkale'mizin de yıl dönümünü kutluyorum. Çanakkale biliyorsunuz 18 Mart Çanakkale'nin yıl dönümü. Evet, büyük zaferin. Kutluyoruz. Çok söyleyeceğimiz şeyler vardı. Bir de Erzurum hemşirelerime ben seslenmek istiyorum. Kocaeli'de. Siz Erzurumlular Federasyonu başkanısınız. Evet, kurucu başkanlığını yaptım. Ben. Bana oy verirler vermezler öyle söyleniyor ama ben Erzurumluları o konuda değerlendirmiyorum o şekilde. Biz Erzurumların evladıyız. Sonuna kadar ben onlara arkamı sırtımı dayamış durumdayım. Kendimi onlara, hep birlikte onlara da Allah'a emanet etmiş bir insanım. Kocaeli aslında çok kozmopolit bir yer değil mi? Yani ülkenin tabii, her yerinden vatandaşların, her yöreden, her bölgeden vatandaşlarımız yaşadığı bir Türkiye mozaiğini yansıtıyor. Evet, evet. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün bizi seyreden bütün herkese, Kocaeli halkına şunu söylemek istiyorum. Tekrarlıyorum, Kocaeli'de büyük kaynaklar var. Bu kaynakları israf etmezsek, şeffaf çalışırsak, açık olursa, bütün denetleme açık olursa bütün projelerimizi gerçekleştirebiliriz. Biz fiziki projelerden çok bahsedemedik ama fiziki projeler her zaman yapılabilecek projeler. Bizim seçim beyannamemizde var. Bunu görebilirler, okuyabilir herkes. Bunları gerçekleştireceğiz. Ulaşımla ilgili bir defa Kocaeli'de kesinlikle 50 yıllık, 100 yıllık projeler yapacağım. Bunu herkes bilsin. Bunun dışında da bütün projelerimiz zamanımızda oldu. Seçim beyannamemiz de hazır. Ama bizim fiziki projeden çok sosyolojik ve psikolojik, ekonomik projelerimiz daha önemli. Onlar ekipler yapacaklar Allah'ın izniyle. Ben Kocaeli halkının ve herkesin desteğini istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum çok tekrar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler.